Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Son dakika haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Galatasaray Mbaye Diagne'nin transferi için Al-Nars kulübü ile anlaşmak üzere. Sarı Kırmızılar uzun süredir pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al-Nars ile Senegalli golcü için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Galatasaray Diagne için 18 milyon euro isterken bu transferin 13 milyon euroya bitmesi bekleniyor. Galatasaray Falcao ile prensipte anlaştı arkadaşlar. Sarı Kırmızılar dünyaca ünlü Kolombiyalı golcünün bonservisi için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor. TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 7 milyon euro ödeyeceği ve bu maaşın yarısını bir sponsorun karşılayacağı iddia edildi. Sarı Kırmızılar Genk kulübünün yetkilileriyle bir kez daha masaya oturacak. Daha önce Genk'e zorunlu satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapan Galatasaray, Diagne'den iyi bir para gelirse Samata'nın tapusunu almak için girişimlerde bulunacak. Samata'yı bizzat Fatih Terim'in istediği ortaya çıktı arkadaşlar. Samata için Genk kulübü 15 milyon eurodan kapıyı açmıştı. Fatih Terim'in mevcut transfer maliyetleri içinde genç, gelişime açık ve gelecekte bonservis geliri de yaratabileceğine inandığı için Samata'yı istediği öğrenildi. Golcü geçtiğimiz yıl Genk formasıyla çıktığı 51 maçta 32 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Everton'da geçen sezon yedek kulübesinden çıkamayan Cenk Tosun'un kiralık olarak Galatasaray forması giymesi söz konusu. Alman ekibi Schalke'de golcü futbolcu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Onyekuru'nun sarı kırmızılı takımda gösterdiği gelişimden memnun kalan İngiliz ekibi Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi vitrine çıkacağı için Cenk'i kiralık göndermeye hazır. Sezon sonunda Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan 28 yaşındaki milli golcünün tedavi süreci devam ediyor. Sezon başı kampını kaçıran Cenk için sarı kırmızılı kulübün kapsamlı bir sağlık raporu isteyeceği öğrenildi. Oyuncunun çapraz bağlarında problem olup olmadığı kontrol edilecek ve transferine karar verilecek arkadaşlar. Bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.